İhsan şimdi sen oyunu kendi değerlendireceksin ama önce ben bir sorumu sorayım. Merak ediyorum çünkü. Evet. Abi Berna Nagihan'ı nasıl yeniyor şimdi? Fiziki olarak bunun bana açıklamasını yapman lazım. İşte bence mesleğinden yani, cimnastikçi tamamen kolları dans ko eden. Eyvallah işte ama tamamen. burada bir ağırlık ve kütle durumunun da önemi var ya bu Güç oyunda. Güç bence başka bir şey. Yani o kol gücü yani kasın büyüklüğüyle bence kasın ne kadar çalıştığının ve kaç yaşından beri çalışıyor olduğunun, kullanılıyor olduğunun arasında fark var. Bunu insan daha iyi açıklayabilir ama onun o kadar büyük bir kası olmamış olması onu daha az kullandığı anlamına gelmiyor. Berna kollarıyla, kol kaslarıyla, kol gücüyle diyeyim zaten mesleğini yapıyor, jimnastiğini yapıyor. Yani tamamen onun üzerine. Nagihan evet kolları şişmiş ama asıl şeyi atletizm. Yani kol kullanımı Berna'da çok daha e, odak noktasında yani yaptığı işte. Pençe kuvveti herhalde muhtemelen o tuttukları yerle alakalı bir şey. Bu biraz şey mesela bilek güreşi yarışlarını izle. Hı hı. Çok daha dev adamlar, çok daha ince adamlara devriliyor. Niye? İşte adamın bileği daha kuvvetli. Tekniği daha kuvvetli. Doğru teknikle tutuyor. Doğru şey yapıyor. Belki o sırada Nagihan yorgun. Bir de bakıyorum şimdi arada 4 kilo fark var. Kadınlarda çok fark ediyor. Şimdi Nagihan 52, pardon 42. Berna 38 kilo da o sıra. Belki Berna'ya da 42 yüklesen o sıra daha şey olacak. Atıcıların çok belirlediği bir oyunda aslında. Yani evet başarılı isimler hep Tabii. biz yamını falan konuşuyoruz ama atıcılar o kadar belirledi ki. Genelde kilosu ağır olanlar kaybetti. Yani öyle devam etti oyun. Evet, sürprizler oldu arada böyle 10 kilo, 12 kilo rağmen kazananlar da oldu ama genelde kilosu ağır olanlar kaybetti. Ben lisedeyken yaz tatillerinde sevgili dayımın oğlu Burak'la beraber böyle mobilyacıda çalışırdık. Bizim Serdoğa'nda meşhurdur mobilyacılar. Sağa sola köylere böyle mobilya götürürdük. Ben de böyle o dönem hayatımın en kaslı dönemiydi. Yani o mobilyaları taşımak gerçekten çevik kolay oluyorsun değildi. değil mi? Bir de ne oluyor biliyor musun? Dediği gibi, çocuğun anlattığı gibi 3 kat çıkıyorsun köşeden dönüyorsun. Yeni mobilya çizilmemesi lazım. Tüm kas grupları çalışıyor mu? Tabii tabii çizilmemesi lazım. Kaldırman lazım, indirmen lazım. O sıra patron seninle patrona iyi gözükmen lazım. Yemeyen artacak. Belki adamın mobilyası çizilmeyecek sana bahşiş verecek. Yaşadık bunları. Dolayısıyla da ben orada Yaman'ı çok iyi anladım. Ondaki kuvveti de tahmin edebiliyorum. Çok kuvvetlidir o gerçekten. Murat abiye katılıyorum. Bazen havasını söndürmüş gibi oldu Yaman ama iyi de oldu. Yani ne dedik program başında? Yürüyüş sanatı gösteren arkadaşlar var. Ama güç sanatını bize Yaman göstermiş oldu tebrik ediyorum böyle böyle oyunlarda bazı isimlerin böyle ön plan çıkması mesela Berna'nın ön plan çıkması, Yaman'ın ön plan çıkması beni çok mutlu etti. Ama oyunda çok keyifliydi bu arada. Hatta yani o kazı görüntüleri kazıyorlar hepsi bir arada böyle takımca ondan sonra bekliyorlar. O son görüntü var ya izlediğimiz görüntü yani salı pazarı gibi eskiden Kadıköy'de salı pazarı vardı ya. Onun gibi nereden ne olduğu belli değil. Yani bir bakıyorsun alıştığın bir survivor görüntüsünün dışında başka bir görüntü vardı böyle orada. Herkes artık mental olarak hadi onlar bitiyor vesaire birbirlerine böyle e, söylemlerde bulundular. E, Valla yapanların da eline sağlık oynayanların da eline sağlık. Şimdi Yaman'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Yaman Survivor'ın en zor şartlarıyla resmen hazırlanıyor gibi hissediyorum. Katılır mısınız bilmiyorum ama gerek devamlı duellolara gönderilmesi. Gerek, gerek arkadaşları tarafından devamlı bazı baskılara maruz kalması, onlara göğüs germesi. Sen bir sus. <laughs> yani çok hazırlanıyor. Bak hayat onu hazırlıyor. Yani bu kardeşimizin Survivor'da performans senesi SMS olsa zaten bence ciddi bir noktaya gelirdi ama performansta da yürüyebileceğini düşünüyorum. Orada bu kadar çok atarlı yarışmacıların kendini duelloda bulduktan sonra neler hissedeceğini çok merak ediyorum. Yaman'la duelloya girmek çok kolay değil. Yani bal porsuğu gibi adam ya. Yani çok zor düşünebiliyor musun? da yamanlı, yaman böyle. Gel abi. Sen her şeyi Evet. Yaman'a yenildim, yaman'a yenildim diyorsun. Bak Şu her şey, manada. çok evet. şey ismin olan bir yarışmacısın. Çıkıyorsun yaman seni yeniyor. Bir de onun stresi var. Ya ben elimde. Mesela sen. 12. duellosu oldu. <laughs> abi <gülüyor> yaman bak şimdi duellonun stresini yaşamış. Her hafta kaybetme giriyor. korkusunu aşmış. <laughs> Ne dedi geçen hafta Seda'ya? Seda abla hiç boşuna yorulmasın yaz beni Seda abla dedi. Ve bunu gayet içten ve samimi bir şekilde söyledi. Yaz beni benim korkum yani, yok. Ne olursa yok. olsun yazılacak ilk adam zaten. Ve yani, üzerine toplum baskısı yok güzel bir yere değindim bence. Yaman'la düelloya çıkmak diğerleri için bir baskı olacak. Her yani, manada sanki Survivor alttan alta böyle Yaman'ı hazırlıyor bir şeylere gibi hissediyorum. Bu çocuğun bir geleceği var gibi burada hissediyorum. Bakalım ben kolay kolay bu adamı eleyebileceklerini düşünmüyorum. Yani çok zor bir pota çıkması lazım karşısına. Yani e, şu anda onu eleyebilecek... Bak şöyle söyleyeyim. Ogeday gibi yarışmacılar ancak şu anda Yaman'ı eleyebilir yani. Mesela Yaman şu anda çıksa Atakan'ı yer. Şimdi Yunus Eler, Emre ile çok Doriye kafa Yunus, Eler, çok kafa bak. kafaya değil miydi? Yunus Emre ile hatırlıyorsunuz bu hafta gidiyor öylesi. Çok kafa kafaya değil evet. Çok kafa kafayaydı. Çok kafa kafayaydı. Bence Eler. hatta hatta şöyle bir şey oldu. Bence Yunus Emre Yaman'ın ayarlarıyla oynadı o düelloda. Benim hatta bu zamana kadar en çok Yunus Emre'yi eleştirdiğim gün o gün olabilir. Özellikle Yaman'a karşı olan tavırları hiç hoşuma gitmemişti. Yani o çocuğu izlerken e, nedense ben daha bir duygusal bakıyorum, daha bir rahmani bakıyor insan. Bir mücadelesi var, hammalım diyor. Yani ne bileyim farklı bir hikayesi var. Diğerleri çok gelmiş gitmiş, çok her şeyin tadına varmış. Yaman da biraz onu tatsın gibi bir şey istiyorum sanki. Ee, o yüzden zor. Ne diyorsunuz Murat abicim? Yaman Yaman'ı rakip olarak görmek isterler mi sizce? Kimi? Yaman'ı Yaman rakip olarak gözüküyor. Ramark hepsini sinek ikili yaptı ya görmediniz <laughs> mi? Ya? Ne rakip ya? Onlar Yaman onları küçümseyecek bundan sonra. Hepsini sinek ikili yaptı orada görmedin mi? Kuvvet. He. Adamların hepsini bitirdi bir anda. Karizma marizma çizildi. Onlar şimdi gitsinler adada başka tahtalar bulsunlar onları çeksinler böyle. Tahtalar çeksinler sabahtan akşama kadar. Tahta tahta Yaman hop gitti. Duello'da Yaman birçok rakibini eler diyorum. Katılır mısınız? Eler. Niye elemesin abi? Şu anda Yaman e, bana göre... Mesela Hilmi Cem'le şu anda... Şu anda Hilmi Cem'le duello'ya ne olur? Kim ne diyebilir? Vallahi beni o şu anı bu anı ilgilendirmiyor. Genel olarak baktığım zaman Yaman'la Hilmi Cem çıksalar ben hangisinin kazanacağını bilemem yani. Öyle bir şey yok yani Survivor'da Yaman mı yenecek Hilmi Cem mi yenecek? E dün akşam mesela Hilmi de yenilen takımda değil mi Hilmi Cem? Ve o da gitti. Evet efendim. Oyunla ilgili başka özellikle <laughs> vurgulamak istediğiniz bir şeyler var mı? O zaman e, e, şöyle yapalım. E, yaşar abi diyor ki <laughs> bir dakika daha gidelim diyor. Reklama gitmeden önce. Murat abiciğim. Yaşar ne diyor? Şeye dikkat eder, eder misiniz mesela? Aklıma az önce konuşurken şu geldi. E, taşınırken vesaire mesela buzdolabını taşıyan arkadaşlar olur. O hammallıkta hiçbir zaman böyle acayip spor salonundan fırlamış gibi aşırı kol kasları olan uzun boylu adama gelmez. O yani başka bir şey gerçekten onu e, nasıl bir güç oluyor bilmiyorum ama hani illa kasın büyük. Berna annemle ne dersin aslında bence? Belli bölgeleri kuvvetli. Kullanım evet yani kullanım <laughs> e, şeyine göre insanın vücudu evriliyor büyük ihtimalle. Hani bence mesela bazen gerçekten şoka girdiğim şeyler oluyor. Dev gibi bir buzdolabını Spor sonundan çıkmış kaslı bir çocuğa ver taşıyamayabilir yani. Kesinlikle. Onu çevik benim, evet. Çeviklik devreye giriyor O başka bir bize. şey aynen kullandıkça. ya ve Nagihan da biraz aynı örnek bence. Evet. E, son, aynı şey inşaatta çalışan evet. insanlar içerisinde Hiçbiri geçerli. olmuş. fizikleri iyi ama inşaatta çalışan her türlü çalıştığı için. İşte o da yok, yani. Aşırı şiş badiciler gibi olmuyorlar yani. Yok canım o bambaşka bir konu zaten. Biri yani şey e, sanat gibi bir şey evet. aslında. Yani belli bölgeye çalıştırmak. Biri bambaşka yani ekmek parası için her gün e, sadece bir bölge üzerine çalışıyor. Düşünsene sadece bir şey kaldırıyor. Yani adam tutup spor salonuna gidip göğüs çalışmıyor ki buzdolabıyla. <laughs> çalışan adam sonuçta. Şey denir ya Brad Pitt'in Fight Club'daki vücudu mu yoksa Truva'daki vücudu. <laughs> <laughs> Sence hangisi? Fight Club. Fight Club dedi. Yani ya. <laughs> yani. yani güçlü ama gözükmüyor dışarıda o kadar. Efendim Survivor X'lere kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Evet efendim programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Selam Faslı'ndayız buyursunlar Murat abiciğim. Evet efendim. Hayriye teyzeciğim ellerinden öpüyorum. Hayriye Tatoğlu teyze 86 yaşındaymış. Allah uzun ömür versin. Şu anda Survivor Extra izliyormuş. Her zaman da izliyorum diyor. Hayriye Tatoğlu teyzeme buradan selamlarımı iletiyorum. Şimdi sağ olsun Demet Akalın geldi ziyaretimize. Bir de benimle fotoğraf paylaştı. Geçmiş olsun diye. Herhalde <laughs> benim yakın çevrem bazıları bilmiyor. Beni yayın sırasında arayan sevgili Cansu Ergün'e. Sevgili şey Murat Böke'ye. Demet Hanım'la Hanım fotoğraf çektirdik. Nasıl ulaştı ki o ona? Demet Hanım'ı almış hemen. Hemen almış paylaşmış. Yok ya ben paylaşmış o storiesini de ben de paylaştım. demetin. e benim selamımı Demet'in paylaştığını ben de paylaştım storiesini. Ye yediniz selamı ya yediniz. yediniz. Ya, evet bir de çabuk olalım. Sevgili Can Ergün'e, sevgili Murat Göker'e, sevgili Can Yıldırım Öre, sevgili canım şan Ardı şimdi sen arıyorsun. Ve sana çok selamlar. Evet, ben de anladım. bizi izleyen bütün seyircilerimize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Demet Hanım ben de şu anda paylaşımınızı gördüm. Fotoğrafı tebrik ediyorum. İstihbarat çok sağlam. Ben de evet. size fotoğraf atılsın diye arkadaşlara <laughs> ee, bir uyarıda bulunacaktım. Fotoğrafı çoktan paylaşmışsınız. Efendim, son kedimiz kaldı. Bak, son kedi, bak, gitti gidiyor. Bak, cumartesi günü bir hanımefendi geliyor Ankara'dan, buraya Aa. kedileri almaya. Evet, birlikte yayını izleyeceğiz. Güzel, fotoğraf çekilelim. Aynen öyle, Aynen. fotoğraf çekeceğiz. Son bir kedimiz kaldı. Akşam Instagram'dan mesajlarınızı bekliyorum. Çok kıymetli. Bakın, burada beraber programı izleyeceğiz, birer kahve içeceğiz. Ee, alalım bu kediyi de, bu dosyayı kapatalım. Çünkü annemin yanına gidiyorum. Annem devamlı bana kedi ne yaptın, kedi ne yaptın, kedi ne yaptın diyor. Annemi çok seviyorum öpüyorum. Efendim Survivor sonuna geldik. Yarın 14.00'da sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.